Nasılsın abicim, iyi misin? Ülke gibiyiz, iyi değiliz. Memleket gibi diyorsun yani. Yani. Şimdi ama yani iyi değilsin, keyfin yerinde değil, huzurlu değilsin. Evet. Doğru mu? Huzurun da yok anladığım kadarıyla. Tek ülkenin mutluluğu milli bayan voleybol takımı. Onda bazı namussuz vatan haini, şerefsizler, Cumhuriyet Türk Atatürk düşmanı, bilmem ne çocukları şey yapıyor, sabote etmeye evet, çalışıyor. Kötülüyorlar falan. Ama şimdi niye huzurlu değilsin biliyor musun? Ya da şöyle söyleyeyim. Sen fedakarlık yapıyordun. Yapıyoruz biz yıllardır biliyorsun evet. Değil mi? Sürekli her şeyde fedakarlık yapıyoruz. Hakikaten gerçekten evet. Fedakar bir toplumuz. Ama bu fedakarlığı sen Avrupalılar huzurlu olsun diye yaptığını biliyor muydun? Tabii ki biliyorum. Erdoğan öyle dedi. Tabii ki canım. Erdoğan dedi ki, Irak işgalinde Amerikalı askerlerine duacıyız de dedi. Değil mi? Bak daha onu unutmuştuk ha vallahi. Değil mi? Öyle demişti. Şimdi dedi güzel ki son. Abim, bak. Dur ama şu tam söyleyeyim. Ha. Unutma ne dediğini. Tam bilgi vereyim. Son yaptığı konuşmada Erdoğan dedi ki Avrupa halkları huzurlu yaşıyorsa bunu dedi Türk toplumuna, doğru Türk milletinin fedakarlığına, doğru onlar sayesinde doğru söylüyor. Doğru peki söylüyor. Bizim toplumumuzun, bu arkadaşların, bu gençlerin huzuru ne olacak? Bu gencin huzuru ne olacak? Umurumda mı sanıyorsunuz? Umurlarında mı? Kimin cumhurbaşkanı? Mı? Ya bakın, şimdi bir şey atlıyorsunuz. Adam gelirken ben Büyük Orta Doğu Projesi eş başkanıyım dedi mi? Bob. Dedi mi? Dedi. Kimin? İsrail'in projesi. Yani aslında buradaki tek doğru ve dürüst olan o anlamda kendisi. Şimdi şöyle bir durum var. Siz herkes konuşuyor. Ama bu toplumda herkes yalanı, yalancıyı seviyor. Herkese hırsız, sahtekar yetiştirdiler. Şakşakçı yetiştirdiler. Eğitimin bittiği yerde, üretimin bittiği yerde, askeriyenin bittiği yerde. Bakın ne yaptı adam? Atatürk'ün ne yaptıysa tam tersini yaptı. Ürettikçe bu tüketti. Gel muhalefeti, muhalefet mi? Kılıçdaroğlu zaten Tayyip'i iktidarda tutmaya gelmiş. Bu siyasetçilerin hepsine bak. 60-70 yaşında altını tutamayan adamlar koltukları tutuyor. Hepsine sorsan sosyal demokrat. Yalan mı? İmam Hatip'i övenler çocuklarını Amerika'ya gönderiyor. HDP daha gönderiyor. Kendi çocukları özel okula. Sadece oraya sokağa döküyor. Kendi çocuğu özel okula. Ya bu gerizekalı halk kullanılıyor. Bunun farkında değil. Bu ülkede siyasetçilerle dinciler devleti yönettiği sürece kaybedersin kardeşim. Din kişinin kendi tercihi. Siyasetçiyle din ortak hareket ettiği sürece kaybedersin. Çünkü orada ne adalet olur, ne hukuk olur, ne eşitlik olur, ne hak olur, ne saygı olur. Gördünüz mü? Huzur İslam'da bir tane huzurlu Müslüman ülke var mı? Hepsi kaçıyor batıya, Amerika'ya, Belçika'ya, oraya buraya. Şeriat. Orada da şeriat istiyorlar. Uçan lastiğinden atladın aşağı. Gerçekleri bilmiyoruz. Hiçbir şey bilmiyoruz. Herkes yalan söylüyor. Adamın yiyeceği yemeği yok, yalan söylüyor. Tutturmuşlar bir şakşakçılık, hiçbir şey değişmez. Ne olur biliyor musun? Bu ülkeyi, bu yaşlı seçmen grubu ölmediği sürece veya kuvvetli bir deprem olmadığı sürece biz düzelmeyiz. Ne oldu işte? Akıllanmaz, kuvvetli diyorum, kuvvetli. Küllü diyorsun. Kuvvetli. Tabii canım. Ama şimdi ben şeyi anlayamıyorum. Tamam, çok güzel örneklemeler yaptın da muhalefeti de eleştirdin, iktidarı da eleştirdin. Böyle bir vatandaş olmak lazım zaten. Her iki tarafı. Tek taraflı değil de Erdoğan hep sürekli muhalefeti ve kendisini eleştirenleri batıcı olmakla suçluyordu. Abi, kendisi batının huzuru için çalışıyor. Tabii ki canım. Abi bak şimdi Kılıçdaroğlu da ona çalışıyor. Dersim diyor ya. Dersim diye bir yer mi var Türkiye Cumhuriyeti topraklarında? Bursa vekili Dersim katliamcısı dedi Atatürk'e. Ülkede karıncadan çok vatan haini orospu çocuğu var. Hangi birine yanacaksın? Bir sürü vatan haini orospu çocuğu var. Ya ben emekli emniyet mensubuyum. Dağlarda da gezdim, orada da gezdim. Ben neyin ne olduğunu da biliyorum. Herkes yalan peşinde gidiyor. Günlük arpasını buldun mu susuyor. Bu kadar basit. Yemeğe, ekmeğe yok. Namussuzluk hasta sofada. Git sosyal medyaya bak. Kaç yaşında çocuklar neler yapıyor. Herkes yalan söylüyor. İyicene dejenir oldular. Şimdi hocam, yani dedin ki küllüm olması lazım bir takım şeylerin düzenlenmesi lazım canım. Ama yani başka yolu yok mu bunun? Nasıl düzeleceğiz abi? Yani nasıl abi, uyanacak bu millet? Abi, dinini bilmeyen adam sana din anlatıyor. Siyaseti bilmeyen adam siyaset anlatıyor. Bir de şu bir gerçek. Sen adamı vekil seçiyorsun. Vekile sayın diyorsun. Ve siyasetçiler de şunu bilmiyor. Bütün. Bu arada vekil derken bizim vekilimiz yani. Tabii toplumda ki bizim vekilimiz. Halkın. Şimdi halk da şunu unuttu. İktidardakiler de unuttu. Tayyip Erdoğan falan güçlü değil. Silahlı kuvvetlerinin başındaki güçlü değil. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin makamları güçlü. Herkes haddini şaştı bu ülkede. Anlatabiliyor muyum? Türkiye Cumhuriyeti Devleti verdiği makamlar güçlü. Kişiler değil. Bu kadar basit.
Tayyip Erdoğan ne dedi? Ben dedi bu siyasete bir yüzükle girdin değil mi? Şimdi dünyanın kaçı zengin adamı? Çok zengin abi. Yani bak abicim basit bir şey söyleyeyim. Dediğinden. Gel böyle gel. Param yoksa çalmışımdır dedi değil mi? Apo'yla görüşten şerefsiz dedi. Görüştü. Ben gelsin hesap bana sor. Daha konuşacak. Her şeye zam geliyor be. Ne kadar Tayyip Erdoğan'da neredeyse ana avrat küfretmediler mi? Evet. Ülkeyi oğlan çiftliğine çevirmediler mi? Andımızı kaldırırken yanında durmadı mı? Süleyman Soylu'yu niye destekliyor bu kadar? çıkar. Eski bir emniyet mensubu olduğunu söylediniz ha. Sedat Peker anlattı da ne değişti? Hiçbir şey değişmez diyorsun. İyi akşamlar. Devlet Bahçeli Sinan Ateş'in katilidir abi. Devlet Bahçeli Sinan Ateş'in katilidir. Burada herkes de duysun. Devlet Bahçeli Sinan Ateş'in katilidir. Ben ülkücüyüm. Ülke Ocakları lise başkanıydım. Ben istifa ettim abi. Kalkıp da Atatürk'ün öğütlerini değil. Kalkıp da o Devlet Bahçeli'nin bize öğütlerini öğrettiler orada. Ben istifa ettim abi. O adam katildir. Tamam mı? Bütün ülkücülerin düşmanıdır. Tamam sen eski bir ülkücüsün. Evet. Bırak onu. Yaşın kaç? 19 abi. 19. Ha, yayınlayacağız. Küçük olsaydın şey yapacaktım ama ona göre. Bak bu kadar konuştun. Yarın bir gün ülkücüler bana şunu yapıyor, böyle yapıyor falan deyip videomu kaldırtma. Estağfurullah tamam abi. Yayınlayacağım. Tamam yayınla abi. Şimdi o sen, katildir. Bunu herkes de biliyordur zaten. Tamam. Şimdi ama ülkeyi Erdoğan'la Devlet Bahçeli ortak yönetiyorlar şu an. Aynen. Doğru mu? Yönetemiyorlar. Daha doğrusu. Yani yönetmeye çalışıyorlar. Peki bir genç olarak, çünkü senin jenerasyonun genelde Avrupa'ya gitmek için böyle sıraya öyle girmiş zaten vaziyette. Öyle zaten. Nasıl düşünüyorsun bir ülkücü genç olarak bu durum hakkında? Abi ben... Bu gençler giderse kime kalacak bu ülke? Gençler giderse belli de şurada arka sokakta çeksene sen bunu abi. Bir arka sokakta biliyorsun ya. Beni kovaladılar geçen gün abi, yolda sigara içiyorum diye adamlar satırla beni kovaladılar. Bir hafta önce bana bıçak çekti Suriyeli. Abi kalkıp da ben şimdi burada kimseyle kavga edecek şeyim yok. Eğer kavga ediyorsam da benim AK Partili bir gerizekalıdan bir farkım da yok. Anladım, doğru söylüyorsun, aferin. Ama şöyle bir durum var, Erdoğan, şimdi dedin ya sen buradaki Suriyeliler falan. Aynen. Erdoğan dedi ki Avrupalılar dedi huzurlu yaşıyorsa Türk toplumun, Türk halkının fedakarlığı sayesinde dedi. Yani sen, senin baban, buradaki arkadaşlar, herkes fedakarlık gösteriyor. Niçin? Avrupalılar huzurlu yaşasın diye. Bizim akşama kadar anamız ağlıyor 8 saat, 12 saat. 3 kuruş maaşa, 11,5 lira maaşa. Tamam mı? Avrupalılar kolay yaşasın diye. Hatta daha Avrupalılardan ziyade ülkedeki Suriyeliler rahat yaşasın diye. Bu adamların ne suçu var mesela? Kolay oldu. Bu ülkede kulak yemek çok kolay oldu. Kul yedirmesin hakkını. Uyanık olsun. Değil mi? Aynen öyle. Uyanık olsun. Oluyor mu uyanık? Devlet Bahçeli şey demişti. Herkesten cumhurbaşkanı olur ama bir tek Recep Tayyip Erdoğan'dan cumhurbaşkanı olmaz. Hırsız dedi. Sonra ne oldu? Sonra oldu geçti. Kim oldu cumhurbaşkanı? Çıkartıyor. Recep Tayyip Peki, Erdoğan. Cumhurbaşkanını kim? Erdoğan'ı kim cumhurbaşkanı yaptı? Salak. Türk toplumu. Bu kadar sen de o toplumdan. Aynen ben de o toplumdan. Ben utanıyorum abi ya. Atatürk'ün bıraktığı şu ülkeye baksana abi. Kim yönetiyor? Atatürk'ün kurduğu bir ülkeyi iki tane ayyaş diyen adamlar yönetiyor abi. Böyle bir şey olabilir mi? Bizim toplumumuz... Yani ya yönetiyor dedin ama demin bir şey... Aynen yönetemiyor daha doğrusu aynen. Yönetemiyor. Ama son seçimde sen de oy kullandın muhtemelen. Aynen kullandım. Bu millet dedi ki yetmez dedi, bir 5 yıl daha veriyoruz size. Aynen dedi. Aynen. Aynen abi. Şimdi ben ilk turda Sinan Oğan'a verdim ve hayattaki en büyük pişmanlığım da abi. Bence hayatta... MHP'ye oy vermedin tabii yaşın geçti. Aynen. Sinan Oğan'a oy verdim. Belediye seçimlerinde Memleket Partisi'ni destekliyordum. Şimdi kimi destekleyeceğim bu şimdi? Yerel seçimlerde. Tarafsızım abi. Tarafsız. Sandıkta karar vereceksin. Kalkıp ben mesela Bursa Büyükşehir Belediyesi'nde Mustafa Bozbey'e vereceğim abi. Adam bak Nülüfer'i ne yaptı? Evet. Köy yeriydi Nülüfer.